İşte bu tertemiz yüreklerden birisi Hollandalı 8 yaşındaki bir çocuk. Türkiye'deki depremzedeler için depozitolu şişeleri toplayan ve bunları bisikletinin arkasındaki kasaya koyan çocuk, aynı zamanda küçük kumbarası sayesinde nakit yardımlar da alıyor. Hollanda'daki yaşları 4-12 yaş arasında olan çocukların depremzedelere prefabrik ev alabilmek için başlattıkları kampanya, merhametin, yaşının, ırkının ve cinsiyetinin olmayacağını bizlere kanıtlıyor. Deze week komen wij in actie voor Turkije en Syrië. Wij willen geld inzamelen voor gezinnen die het moeilijk hebben. Ons doel is om 1250 euro in te zamelen. Want dat is gelijk aan een mobiele woning. Help jij ons mee? Yine bu dönemde yürekleri ısıtan bir başka hareket de yine böylesi minik yüreklerden geldi. İngiltere'de yaşayan Türk ailelerin çocukları depremzede çocuklara yardım için oyuncaklarını satılığa çıkardıkları bir kermes düzenledi. Kars'ın Tomarlı köyündeki insanların belki de her şeyleri olan koyunlarını ve keçilerini satıp paralarını da deprem mağdurlarına göndermesi ise insanlık adına yeşeren umutları tazeliyor. Oradaki kardeşlerimize gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar karınca kararınca. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Antalya'ya gelen depremzedeler için canla başla çalışan 28 yaşındaki bedensel engelli şampiyon yüzücü Sefa Yurtkölesi şu cümlesiyle zor günlerde yüzümüze bir tebessüm oturtuyor. Engelli olmam insanlara yardıma engel değil. İzmirli Beyza Meral Petekal, minik yüreğinin nasıl ince düşündüğünü yardım kolisinden çıkan notuyla belli ediyor. Biliyorum, ders yapamıyorsunuz. Benim evim yıkılmadı. Size ders hazırladım. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi. Şimdi konuşmayı bitiriyorum. Bu arada ben de ikinci sınıfa gidiyorum. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen yardımların yanındaki notlarsa aramızdaki çok özel ilişkiyi bir kez daha kanıtlıyor. Yine Azerbaycan'dan gelen bir yardım tırını kullanan şoförün hepimizi duygulandıran sözleri iki devlet tek millet olduğumuzu tekrar hatırlatıyor. Ömer abimizin borcunu getirdiği, Ömer Halis Demir'in, Nuri Paşa'nın borcunu getirdiği, Kazım Karabaşır Baş babamızın borcunu getirdiği, Mübariz İbrahimov'un borcunu getirdiği, Ferdi Ahmetov'un borcunu getirdiği, biz buraya yardım götürmedik. Biz vatanın borcunu getirdik kardeşler. Biz geldik vatana burada hizmet edelim. Hizmet gösterir vatana. Yani biz kardeşin çocukları olarak geldik buraya. Bir ananın, bir babanın çocukları olarak geldik Türkiye'ye. Bizim orada içimiz yandı. Sabaha kadar kimse uyumadı evde. Biz Türkiye'nin kendi çocukları. Bir ananın, bir babanın çocukları.
İnşallah bu da keser, bunu da atlatarım. Düşmanlığımız sevinmez. Başım sağ olsun Türkiye. İki devlet bir millet. Aynen. Sen benim başım gözüm üzerine geldi abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Deprem bölgesine getirilen bir ceketin cebinden çıkanlarsa insanımızın zor zamanlarda ne kadar ince ruhlu olabildiğini gösterip hepimizi duygulandırıyor. Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Sağ olsunlar, aldık. Giydik neyse. Isınalım diye bir derdimizi cebimize attık. Bir cebinden çıkan. Kıyıp da yiyemedik bile. Kıyıp da yiyemedik. Daha duruyor. Öbür cebinden ne çıktı dersiniz? Nasıl bildiler? Nasıl üşüdüğümüzü? 1, 2, 3, 4 Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizce? Bu Allah dostudur. Sizin milletiniz. Bu da yetmedi. Elhamdülillah. Fedakar bir millet. Bu yetti mi? Yok, bu da yetmedi. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. Çocuklarım ben. Onlara bile kıyıp veremedim. Daha cebinde durayım. Kıyıp ceketi bile giyemedim. O kadar... O da yetmedi. Diğer cebinde ne var dersin? Orada da bir firkete. Nasıl düşündüler? Bir yerleri söküldü bunu da onunla yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. İstanbul'da yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesine hazırlattığı poğaçaları depremzedeler için Beykoz Semt Pazarı'nda sattı. Bu hareketiyle herkesi duygulandıran Minik Yürek, bütün kazancını kumbarasındaki paralarla birlikte deprem bölgesine gönderdi. Poğaça! Vay be! Tezatürk oğlum!